Ahmet Selim Özkan Bey sormuş hocam. Evrende her şeyin düzensizliğe meylettiğini biliyoruz. Bir şeyi bir araya getirmek, inşa etmek çok zorken yıkım ve düzensizlik çok kolay oluşturulabiliyor. İnsan ilişkilerinde de bir insanla sağlam ve güven içeren bir ilişki kurmak yıllar süren emek isterken bir kavgayla tüm kurulan güven çökebiliyor. Entropinin fizik evrendeki etkisi insan ilişkileri içinde geçerli midir? Yoksa bu ikisi arasındaki korelasyon rastlantısal bir durum mudur? Yine bununla ilişkili olarak evrenimizde geçerli olan bu entropi kanununun tersine işlediği teorik bir evren modelinde entropinin tüm bu etkileri tersine işler ve yapım çok kolay, yıkım çok zor mu olurdu? Böyle bir durum olasılık dahilinde midir? Alanınız dışında kaydıysam kusura bakmayın ama yorumunuzu merak ettim demiş. Alanım dışında değil maalesef. Çünkü beyinle uğraşıyorsanız her şey alan içinde oluyor. Entropi benim bu konularla ilk ilgilenmeye başladığım ve ilgilendiğim bir konu. Biraz önce paylaştığın soru aslında bir soru değil, bir cevap. Evet, öyle. Birinci kısmının cevabı bu. Bu o kadar bildiğimiz bir şey ki buna bir şiirle karşılık vermek isterim. Mehmet Akif Ersoy. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? İnan onu en çolpa herifler de becerir. Yeter ki sen gösteriver işte şudur kubbe diye... İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Okey? Ne diyor? Yani iki ırgat Süleymaniye'yi indirebilir ama yapacağın zaman Süleyman gibi bir padişahla, bu kudretle, Sinan gibi, Mimar Sinan gibi bir deha ancak Süleymaniye'yi dikebilir. Entropi gerçekten böyledir. Daha da ötesi, bırak insan ilişkilerini, canlılık entropiye karşı bir mücadeledir. Bak beden ölünce ne oluyor? Koyuyorsun toprağa, darmadağın oluyor. Neden? Entropi maddeyi dağıtır çünkü. Entropi maddenin dağılma eğiliminin adıdır. Termodinamiğin ikinci yasası. Bu bir yasadır. Bütün madde buna boyun eğmek zorundadır. O yüzden bu masayı bırak, 1000 sene sonra masa toz buz olur, kaybolur. Ama beden canlılık süreci içerisinde devamlı entropiye karşı mücadele eder. Bunun için enerji harcar, çaba gösterir ve varlığını bir arada tutar. Ne zamanki can çıkar? Hemen dağılmaya başlarsın. Günler içerisinde hani bu bedensel yapıyı artık bir arada tutamazsın. Güzel olan her şey. Sanat eserinden insanlar arası ilişkiye. Bir hayat inşa etmekten mantıklı düşünmeye kadar. Her şey entropiye karşı mücadele etmeye gerektirir. Hayat entropiye karşı kürek çekmektir. Bırakırsan çürürsün. Rahata düşersen çürürsün. Konfor bizi o yüzden öldürür. Biz arıza çıkarıp entropinin üstüne gittikçe gelişiriz. Yaratırız, üretiriz, inşa ederiz. Bırakırsak zaten her şey kendi dağılır. Ama bunu anlamazsak bir de biz üstüne yıkıcı oluruz. Zevk-ü sefaya dalarsak, bencilliğe saplanırsak, entropiyi görmezden gelip de hep büyümeye, hep genç kalmaya, hep zevk almaya çalışırsak sadece insan bu sistem içerisindeki en büyük yıkıcılığa dönüşüyor. Yani Ahmet Selim Bey kardeşimin sorduğu soru medeniyetin, inancın, insanlığın temelinde yer alan sorulardan bir tanesidir. Kendisine bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bunun üzerine düşünüp 2-3 gece uykuyu dağıtmak çok 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 iyidir efendim.